Yürüyüşe devam. Kuş seslerini duyuyor musunuz? Yakın çekimi aldığım ağacın ismi mürver çiçeğidir. Mürver ağacıdır. Mayıs, Haziran'da çiçek açar ve çok şifalı ve müthiş güzel bir kokusu var. Bundan buradaki yerli halk çok güzel şuruplar, bitkisel kürler yapar. Çiçek de çok güzel ayrıca ve müthiş güzel kokuyor. Evime dönerken ondan biraz toplarım. Bronşite çok iyi gelir. Üşütmelerde bitkisel çaylara müthiş çok güzel bir tat ve koku verir. Ayrıca kan temizleyicidir. Onu da burada da var. Bu merdivenli yol dağın diğer tarafına götürür. Yalnız onu çok fazla kullanmadıkları için otlar kapatmış yolu. Çok güzel bir dağ yoludur. Eskiden buradan çok sık sık geçerdim, dolaşırdım. Bir tane ona benzeyen dağ vardı galiba. Oradan kayak kayardık. Çok dikti. Ama eğlenceliydi. İlk kayağa kaymayı burada öğrenmiştim. Tabii ki buranın karı oldukça kalın. Çok yoğun olur.
Bira fabrikası görünüyor burada. Eski bir çeşmedir. Yani şu anda akmıyor. Sabah sporunu ve hayvanını gezdirmek için gelen insanlar var. Aslında iki gündür çok yoğun yağmur yağdı. Ve şu anda yağmur yeni dindiği için her taraf ıslak. Ve yağmurdan sonra olan toprak kokusu, yaprakların kokusu, otların o güzel ve müthiş kokusu var şu anda. Bir zamanlar burada botanik bahçesi vardı ve hayvanat bahçesi vardı. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Yalnız hala hayvanat bahçesi var mı bilmiyorum. Hep beraber göreceğiz. Böyle yağmurdan sonra çok mantar vardır. Evet. Burası değişmiş. Biraz değişiklik var. Hala bir hayvanat bahçesi var galiba. Zannedersem burasını da otel yapmışlar. Hayvanat bahçesine giriyoruz. Yalnız hayvanlar bu saatte çıktı mı dışarı bilmiyorum. Hep beraber göreceğiz. Eskiden burada maymunlar vardı. Şu anda maymunların yerinde kuşlar var. Ah ne yapsın, heyecanlandı bir ziyaretçi görünce.
horoz çeşitleri. Güvercin. Bu kafeste de ayı vardı. Herhalde hayvanlara bakamadılar. Güvercin koymuşlar yerine. Aslanlar vardı burada. Bir tilkimiz var. Tilkiyi görelim. Garibimi kapatmışlar. Ama en azından karnını doyuruyor. Aç olmuyor herhalde. Aç tutmuyorlardır. Bir orman hayvanı gördük en azından. Burada şu anda bir şey görünmüyor. Ne varmış? Pavyon. Ortada yok. Belki dönüşte çıkmış olur. Burası da boş. Bu bölümde de yabani domuz vardı zamanında. Tabii ki boş olan kafeslere koyabilecekleri horoz ve tavşan olmuş. Bunlar herhalde yabani. Ama yabaniye de benzemiyor bunlar. Çocuklar sevinsin, bir hayvan görsün diye konulmuş. Bunların adı da mini zaytı, Angorski, Angora tavşanı. Küçük Angora tavşanıymış bunlar. Çünkü dağ tavşanına benzemiyor. Demek ki Angora'dan olan kazaklarımız bunlardan oluyor. Evet. Burada eskiden de keçi vardı. Şu anda da keçi var. Yalnız bu hayvanlar çok şanslı. Orman içinde yapılmış onların hayvanat bahçesi. Evet, bilin bakalım bu ne? Yakından çekeyim. Hani bir tane kuş var ya. Avcı gibi kullanırlar. Ördeklerimiz
Son kafeste de ayılar vardı. En büyük kafes onlara aitti. Burada da bir tilkimiz yine var. Eskiden de burada tilki vardı. İki tane. Sabah uykusundan daha uyanamıyorlar. İki tane yan yana. Eş herhalde. Üst tifini de hiç bozmuyorlar, alışıklar. Hadi uyandırmayalım onları. Ayrılarımız buradan bakalım. Galiba boş. Evet, boş. Burası ayı kafesiydi. Bu kapı zamanında yoktu. Burada bir yol vardı. Direkt ormana çıkılıyordu. Şu anda yol namına hiçbir şey görünmüyor. Bunun alandaki içlere ve koyunlara aittir. Büyük ihtimalle. Yağmurdan sonraki bulutlar, sis. Geri dönüyoruz. Bu hayvanat bahçesi oldukça küçüktür. Ama bu küçük hayvanat bahçesi çoğu şehirde de yoktur. Doğa müthiş güzel. Görmekte fayda var, gezmekte fayda var. Eskiden burası restoran. Şu anda onu yenilemişler. Hem otel hem restoran zannedersem. Tertemiz. Gayet güzel. Bakalım. Gezmeye devam. Manzarayı gözle görseniz bambaşka bir şey.
çekelim bakalım. Bunların plakaları. Kim kiminle bu gece burada? Gece otelde kalanların arabaları. Burada bir kaçak herhalde. Şuradan geçelim. Burada yine mürüver çiçeği var. Onu çok, en çok sevdiğim şifalı bitkilerden biridir. Bronşit için, akciğer, kan temizleyici ve bir sürü daha hastalığa yardım eder. Ondan biraz Türkiye'ye dönerken toplayıp götüreceğim. Bir bakalım nereden geliyor. Bu ağaçlar en az 70-80 yıllıktır. En az. En az. Emin oldum. Bu su %100 içilir. Çünkü buralarda hiç kimse geçmiyor. Direkt dağdan geliyor. Özellikle yağmurdan sonra. Bunlar çok eskiden tuvaletmiş. Yalnız artık herhalde uzun yıllardır kullanılmıyor. Otlar her tarafını sarmış. Merdivenler. Evet, bu merdivenleri de kullanıyorduk. Ama gelen olmadığı için yağmur başladı yine. Dağdan gelen su buraya toplanıp
tekrar aşağı doğru. Ah, balıklar bile varmış. Bir bakalım. Neler var? Küçük küçük bir şeyler var. Küçük balık görünüyor. Büyük yok herhalde. Çok çok eskiden, 30 yıl önce gibi. Şu iki yol direkt ormanın içine götürür. Bayramlarda iş yerimizdeki arkadaşlarla toplanıp çevirme yapardık. Kuzu pişirdik. O zaman mangal pek yoktu da büyük bir ateş yakılır. Kor haline gelene kadar. Aldığımız kuzuyu, eti onda pişirilir. Etrafına oturup gayet güzel, neşeli, kahkaha içine yenilirdi. Akşama kadar. Şimdi o tip piknik yapılıyor mu bilmiyorum. Ama çok güzeldi o zaman. Dağdan gelen su. İnanın çamur olmasa devam edeceğim. Yağmur yavaş yavaş. Tekrar başladı çünkü. Yağmura yakalanırsam çok kötü olur. Bu artık ormanın içi. Hoşça kalın. Belki tekrar gelirsem tekrar çekerim. Hep beraber seyrederiz. İyi sabahlar dilerim.